Herkese merhabalar. Bugün de sizlere iPhone 5S'ten iPhone 8'e geçme. iPhone 5S'ten iPhone 8'e geçme. 2020 yılında, 2016-2017 zamanında almıştım onu. 2016-2017 zamanlarında. Çoğunlukla öyle oluyor zaten. Ya babamdan aldım, ya annemden aldım, ya amcamdan kaldı, teyzemden kaldı, halam hediye etti gibi gibi binlerce sorular geliyor. Ama biz bir ilke imza atıp iPhone 5S'ten iPhone 8'e geçiyoruz. Bizi neler bekliyor? Gerek batarya, gerek şarj, gerek kullanım, gerek görüntü, gerek güzellik. Şöyle baktığımızda, boyutlarına baktığımızda, şöyle aldığımızda iPhone 5S'in şöyle iPhone 5S boyut olarak küçük geliyor şöyle. Tabii 5S'imiz yıpranmıştı. Çok hor kullandık. 5S'imizi hor kullandık. Şöyle baktığımızda. iPhone 8 şöyle bize bir iç çektiriyor. Gerçekten tasarım, görüntü, canlılık, güzellik olarak gerçekten hoşumuza gitti. 5S'imize baktığımızda 5S'imizin 16 GB kendi hafızası vardı. Kullanabilir olan zaten resim, video falan yükledikçe düşüyordu. Ama biz birkaç tane videomuzu silmiştik. O yüzden 4 GB alanı var. iPhone 8'imize baktığımızda 64 GB kendi hafızası var. İçinde 57.79 GB bizim kullanabileceğimiz alan. Gerçekten çok yüksek bir alan. Zaten bu hafıza sıkıntısı bende çok olduğu için iPhone 5S'te ben onu yaşıyordum. iPhone 5S'imize baktığımızda bizim joystick tuşu çalışmıyordu. Biz de assist boyutu kullanıyorduk. Ama iPhone 8'de o sıkıntıyı yaşamayacağız galiba. Çünkü çok güzel bir uygulaması var bunun. Bunda da gerçi ben bu assist boyutu kullanırım. Niye diyecekseniz. Çünkü bunun bir basma ömrü var. Ama bunda tık 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 sesleri duyabiliyorsunuz. Tık 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 tık. Ama çalışmıyor işte. Bozuldu. Ben de bunu kullanıyordum. Assist boyutu. Gerçekten bu da benim en başta aldığımda telefonu 3-4 yıl önce aldığımda bunu bilseydim. Bunu kullanırdım ama iPhone 8'imizde böyle bir şeyimiz yok. Herhangi bir şeye girdiğimizde bakıyoruz. Telefon kendiliğinden gidiyor. Bir de şu tuşu çok hoşuma gitti. Bir de şarj sıkıntısına baktığımızda şarj soket girişinde de bayağı sıkıntı oluyor. Ama bunda öyle bir sıkıntı olacak mı onu bilmiyorum. Bu iPhone 8'in şarj soketine baktığımızda 5S'in şarj soketi. Tabi bunda da bir kulaklık girişi vardı iPhone 5S'te biliyorsunuz. Eskidi bu artık. Şuradan baktığımızda mikrofon kısmını, iPhone 8'i tabi bu yok. Mikrofon yerini bulamıyoruz. Mikrofon yeri. Mikrofonu buradan şarj yerinden takıp aparat yardımıyla kulaklık. Gerçi AirPods kulaklıklar var. Onlarla da kablosuz olarak bağlanabiliyorsunuz. Bu da güzel. Ben şu anda bunu kullanacağım. Burada bir hesabım vardı. iPhone hesabım vardı. Apple hesabı, iCloud hesabı. O iCloud hesabını sıfırladıktan sonra buraya kurduğumda zaten yedeklemesini yapacağım. iTunes aracılığıyla bilgisayardan yaparım yedeklemesini. Ama şu hafızası benim gerçekten çok hoşuma gitti telefonun. İçinde kendi 64 GB hafıza olması beni mutlu etti. Baksanıza kullanımına baktığımızda şurada 64 GB kendi hafızası var. Tabi uygulama yükledikçe bu kullanabilir alan düşüyor. Benim iPhone'umda mesela öyle bir durum söz konusu değildi. iPhone'umda benim hafızası 16 GB'ydı. 16 GB da bana yetmiyordu. Hep mağdur oluyordu. Resimlerde, videolarda. Herhangi bir arama falan yaptığımda da bu şekilde oluyor. Bu şekilde en güncel akıllı cep telefonu iPhone 5S, iPhone 8, iPhone 8 Plus. Bunlarla alakalı en güncel sorularınızı videoların altına yazın. Biz hızlı bir şekilde cevap veriyoruz. Gerek şarjı, gerek bataryası, gerek performansı. Özellikle oyun severler için onlarla alakalı herhangi bir hata veya herhangi bir yanlış durum söz konusu olduğunda telefonun yazılım güncellemesiyle alakalı videoların altına yazın. Biz hızlı bir şekilde cevap veriyoruz. Son olarak da yeni videolar, bu tarz videoların gelmesi için like istiyoruz. Like atın. Yeni güncel videoların gelmesini, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız. Ben burada 5S'ten 8'e, iPhone 8'e geçtim. Bunu biraz kullanayım, bunu biraz keyfini yaşayayım. Ondan sonra 8 Plus'ı kullanacağım. En güncel akıllı cep telefonlarla alakalı kanalımıza abone olarak ve beğen tuşuna basarak bizi daha yakından takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.